bol bol soru çözeceğiz. Geçenki ders konuştuğumuz kısımlarla alakalı. Bugün sadece soru çözeceğim. Yeni konu başlığına geçmeyeceğim. Çünkü o konuştuklarımız havada kalmaması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki haftada yeni konu başlıklarıyla ve sorularla devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, biz başlayalım. Sonradan gelen arkadaşlarım dahil olurlar. Yukarıdaki şekilde birim çember üzerinde A ve B noktaları verilmiş sevgili arkadaşlar. Buna göre K çarpı M değerinin kaç olduğunu soruyor bize. Birim çemberi sizinle konuşmuştuk. Birim çember deyince benim aklıma ilk etapta ne geliyor? X kare artı Y kare eşittir 1 geliyor değil mi sevgili arkadaşlar? Bu bizim çember genel denklemimizdi ve bu çember üzerinde bulunan herhangi bir nokta benim bu denklemimi sağlamak zorundaydı. A ve B noktaları bu çember üzerinde olduğu için sevgili arkadaşlar hem A hem de B ne yapacaktır? Bunu sağlayacaktır. Peki o zaman ilk etapta biz bu denklemde x gördüğümüz üzere 1 bölü 2, y gördüğümüz üzere k yazarak k'yı bir elde etmeye çalışalım beraber. Yazıyorum x gördüğüm yere 1'i. 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 artı k kare eşittir 1 olacak. Buradan k kare eşittir 1 bölü 4 eşitliğin diğer tarafına attığımızda 1 eksi 1 bölü 4 yani 3 bölü 4 gelecek. Ve k da buradan sevgili arkadaşlar artı eksi kök 3 bölü 2 olarak ne olacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Peki sevgili arkadaşlar m'yi de yine aynı mantıkla bulmaya çalışsak. Eksi 1 bölü 2 yazacağım x'e ve y'ye de m yazıp m'ye ulaşmaya çalışacağım. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı m kare eşittir 1. M kare eşittir. Yine 1 eksi 1 bölü 4'ten sevgili arkadaşlar. 3 bölü 4 m artı eksi kök 3 bölü 2 olarak ne olacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Şimdi iyi, güzel, hoş. Fakat bir noktaya değinmedim sevgili arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız A noktası birinci bölgede, B noktası sevgili arkadaşlar üçüncü bölgede, öyle değil mi? Yani ben direkt hemen kök 3 bölü 2, kök 3 bölü 2 çarpayım cevabı bulayım diyemem. Bölgelerdeki işaretleri dikkat etmem lazımdı. Burada K'nın pozitif olması gerekiyor birinci bölgede olduğu için. M'nin ise negatif olması gerekiyor üçüncü bölgede olduğu için. Velhasıl M eşittir eksi kök 3 bölü 2. K da sevgili arkadaşlar artı kök 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Bizden bu iki ifadenin çarpımı isteniyor. O da eksi 3 bölü 4 olarak ne olacak sevgili arkadaşlar? Karşımıza çıkacak. Tamam mı? Birim çember diyor. Birim çember diyorsa soruda bizim ne yapmamız lazım? Hemen x kare artı y kare eşittir 1'i yazıp ona göre işlemimizi gerçekleştirmemiz lazım. Var mı burada bir problem? Yok. Güzel. Şöyle bir soruya göz atalım sevgili arkadaşlar. Bize bir m değeri verilmiş. 3 cos 2x artı 5. Buna göre m değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Sizlerle trigonometrik fonksiyonları konuşurken sevgili arkadaşlar bunların görüntü kümelerini de söylemiştik. Özellikle sinüs ve kosinüse dikkat edin. Neydi arkadaşlar sinüs ve kosinüs fonksiyonlarımız? Eksi 1 ile artı 1 arasındaydı. Aynı şekilde sin x'i de arkadaşlar bu şekilde hatırlamış olalım. Güzel. Şimdi hocam cos x değeri eksi 1, 1 arasında sin x de aynı şekilde ama bana verilen m değeri cos x şeklinde değil. Cos 2x şeklinde bu problem değil mi? Hayır kardeşim. Sen ister bunu cos x olarak düşün. İster cos 2x olarak düşün. İster cos alfa ister sin alfa hiç fark etmeyecektir. Burada eksi 1, 1 aralığında olması gerektiğini benim kesinlikle bilmem lazım. Zaten bunu yazdıktan sonra soru tamamıyla rahatlıyor. Neden? Şimdi ben şu eşitlikten cos 2x'i yalnız bıraksam, bakınız 5'i diğer tarafa atıyorum. M eksi 5 eşittir 3 cos 2x. Her iki tarafı 3'e böldüğümde cos 2x değerim ne gelecek? M eksi 5 bölü 3 olarak karşıma çıkacak. Doğru mu? Doğru. Heh.
Cos 2x'in değer aralığı da eksi 1, 1 olduğu için sevgili arkadaşlar, ben eksi 1 küçük eşittir m eksi 5 bölü 3 küçük eşittir 1'e yazarım. Ve bundan sonra basit eşitsizlikler kısmına girelim arkadaşlar. Her tarafı 3 ile çarp. Her tarafa 5 ekle. Bakınız m'nin değer aralığı bu şekilde arkadaşlar karşımıza çıkmış oluyor. Daha sonra şıkları değerlendirirsiniz. Hangisi bu aralığa girmiyorsa m değeri o olamaz deyip işini bitirirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? O kısımda bir problem, bir zorluk yok. Orayı halledebilirsiniz. Tamam. Geçtik. Evet, bir özdeşlik sorusu sevgili arkadaşlar. Sin küp x eksi cos küp x bölü 1 artı sin x çarpı cos x arkadaşlar. Şimdi trigonometri ile alakalı sınavda karşınıza gelecek sorulardan birisi de özdeşlik olacaktır sevgili arkadaşlar. Trigonometrik özdeşlikleri rahat bir şekilde çözebilmemiz için bizim çarpanları ayırma ve özdeşlik formüllerine ciddi anlamda ihtiyacımız olacak. Eğer o kısımlarda eksiniz varsa lütfen tamamlayın. Mesela bu soruya baktığımda sin küp eksi kos küp görüyorum. Yani a küp eksi b küptür, öyle değil mi? Heh, a küp eksi b küp açılımını bilemediğin takdirde cebelleşip durursun soruyla. Hemen onu sana ben bir hatırlatayım. A küp eksi b küp açılımı a eksi b çarpı a kare artı ab artı b karedir sevgili arkadaşlar. Lütfen unutma bunu. Eksi ise eksi ile başla, parantezin içi full artı. Artı ise artı ile başla, artı eksi artı şeklinde devam ettir. Peki burada da ben a yerine sin, b yerine de cos yazacak olursam sin x eksi cos x çarpı sin kare x artı sin x çarpı cos x artı cos kare x bölü 1 artı sin x çarpı cos x olarak karşımıza çıkacak mı? Aynen öyle. Peki güzel kardeşim, şuraya dikkat ettin mi? Sin kare artı cos kare karşıma çıktı. E bu neye eşitti? 1'e. O zaman 1 artı sin x çarpı cos x olarak yazdığımda aslında parantezin içi paydanın aynısı olarak karşıma çıkıyor. Ve elimde ne kalıyor sadece? Sin x eksi cos x, yani bolu oluyor sevgili arkadaşlar. Gelecek soru tabii bu kadar masum olmayabilir ama bir özdeşlik sorusu da muhakkak sevgili arkadaşlar gelecektir. Mesela şöyle bir soruya göz atalım sevgili arkadaşlar. Alfa açısı 0 pi bölü 2 arasında, özellikle şu kısma dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştik. Neden? Bu bize hangi bölgede olduğunu ve hangi bölgede hangi fonksiyonun işareti noktasında bize bilgi veriyordu sevgili arkadaşlar. Burada alfa açısı birinci bölgede olduğu için arkadaşlar bütün fonksiyonların ne olacaktır? Pozitif, herhangi bir problem oluşturmayacaktır. Peki bizden istenen ifadeye göz atalım. Arkadaşlar şimdi 1 artı 2 sin alfa cos alfa ifadesi var burada. Burada nasıl bir düzenleme yapmalıyım? Benim ilk aklıma şu geliyor. Şuradaki 1, bu 1'i lütfen trigonometri sorularını çözerken göz önünde bulundurun. Bir neydi? Ya sin kare artı kos kareydi ya da tanjant çarpı kotanjantı. Lütfen bunu unutmayın, tamam mı? Burada benim işime yarayacak olan sanki şu. Sin kare alfa artı kos kare alfa olarak düşünsem artı 2 sin alfa çarpı kos alfa eksi kos küp alfa bölü, yine burada sin kare alfa artı kos kare alfa eksi sin kare alfa olarak yazsak. Bakın ne oluyor. Kökün içine bir göz atalım sevgili arkadaşlar. Kökün içerisinde birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Yani aslında bu sinüs alfa artı kosinüs alfanın parantez karesi olmuyor mu sevgili arkadaşlar? Aynen. Devam. Eksi. Şurada kapattık tabii. Burada sin kare alfalar birbirini götürecek. Eksi kos küp alfa bölü kos kare alfa ifadesi karşımıza çıkacak. Yavaş yavaş sonuna geliyorum işlemin.
Arkadaşlar, sin alfa cos alfanın parantez karesi. Bu ne olacak? Kökten kurtaracak ama dışarıya çıkarken mutlak değer içerisinde çıkması gerektiğine lütfen dikkat edin. Tamam mı? Bu soruda problem değil. Zaten birinci bölgede çalıştığım için her ikisi de pozitif. Problem oluşturmayacak ama bölge değiştiği zaman işaret de değişebilir. Lütfen bunu mutlak değer içerisinde çıkartmayı ihmal etmeyiniz. Devam ediyorum. Şu ikisini sadeleştirdiğimde elimden sadece ne kalacak? Kosinüs alfa. Bu da olduğu gibi çıkacağı için sin alfa artı kos alfa eksi kos alfa. Bunlar birbirini götürecek ve yanıtımız sin alfa olarak karşımıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Var mı bu noktada kafamıza takılan herhangi bir şey sevgili arkadaşlar? Yok. Güzel. Evet. Yine bir özdeşlik sorusu. Yine bir köklü ifade. Burada nasıl bir düzenleme yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Özellikle şu kökün içerisinde 1 eksi sin bölü 1 artı sin var ya arkadaşlar. Ben bunu 1 eksi sin alfa ile genişletirsem herhalde kökün içerisinde güzel bir şeyler yakalarım diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Görelim. Pay ve payda genişletmem lazım. Ne olacak? 1 eksi sin alfanın karesi bölü. Arkadaşlar bu ikisinin çarpımı da nereden geliyor? 2 kare farkından değil mi? X kare eksi y kare. X eksi y çarpı. X artı y değil miydi? Değil mi? X eksi y çarpı x artı y. Uzun uzun çarpmadan ben direkt 1'in karesi 1 eksi sin kare alfa ne yapabilirim? Yazabilirim. Artı geriye kalan kısmı da şöyle yazalım. Sin bölü kos eksi sekant neydi sevgili arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfa. Güzel. Devam ediyorum. Devam etmeden evvel şuraya bir açıklık getirmek isterim. 1 eksi sin kare alfa. Sevgili arkadaşlar, sin kare artı kos kare 1 değil miydi? Değil mi? Ben sin kare alfayı eşitliğin diğer tarafına atarsam 1 eksi sin kare alfa neye eşit olacak? Kos kare alfaya. Güzel. Şimdi kökten kurtulma zamanı geldi. 1 eksi sin alfa parantez karesi çıkacak. Mutlak değer içerisinde çıkacak. 1 eksi sin alfa bölü. Kos kare alfa dışarıya nasıl çıkacak? Kos alfa tabii ki mutlak değer içerisinde. Artı sin alfa bölü kos alfa eksi 1 bölü kos alfa olarak düzenlememizi yaptık. Şimdi dikkat. Şurada mutlak değerin içerisinde bulunan fonksiyonları benim dışarıya çıkarmam lazım. Ama ilk etapta öncesinde işaretlerini kontrol etmem gerekiyor. Değil mi? Bunların işaretleri nedir sevgili arkadaşlar? Mesela 1 eksi sin alfanın işaretini söyleyebilecek olan var mı? Artı mıdır, eksi midir? Yok mu? Peki. Ben bunun artı olduğunu iddia ediyorum arkadaşlar. Nedeni de şu. Sinüs alfanın alabileceği maksimum değer 1 değil mi? Değil mi? 1'den büyük olamaz. İçerinin negatif olabilmesi için sinüs alfanın 1'den büyük olması lazım. Görüntü kümesi zaten eksi 1, 1 olduğu için kesinlikle 1 eksi sin alfa da pozitif olmak zorunda. Peki kosinüs alfa sevgili arkadaşlar, ben nerede çalışıyorum? Birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüsüm ne? Artı. Demek ki bunlar olduğu gibi çıkacak. Hadi çıkartalım ve bağlayalım artık soruyu. 1 eksi sin alfa bölü kos alfa artı sin alfa bölü kos alfa eksi 1 bölü kos alfa. Güzel kardeşim, eksi artı birbirini götürüyor. Artı 1, eksi 1 birbirini götürüyor. Elinde sadece ne kalıyor? 0 bölü kos alfa. Kos alfa yazmamızın bir gereği, bir lüzumu var mı? Yok. Direkt yanıtımız 0 olarak karşımıza çıkacaktır. Tamam mı? Hoş bir soru bakın arkadaşlar. Köklü var, mutlak var, trigonometri var, özdeşlik bilgisi var. Ortaya karışık, hoş bir soru olarak karşımıza çıkmıştır. Var mı sorusu olan? Hala, çok iyi. Şöyle bir soru sevgili arkadaşlar. Dönüşüm yapacağız burada.
Ve özellikle şunu söylemek istiyorum bu soruda. Açılar büyük geldiğinde, kocaman kocaman geldiğinde onların bizim esas ölçülerini bulmamız lazım, değil mi? Esas ölçüyü başlık olarak söyledim ama herhangi bir soru çözmemiştim. Daha sonra soru üzerinden değerlendireceğiz diye. Bu soruda ona açıklık getireceğiz. Radyan cinsinden verilmiş benim bütün açılarım. İlk etapta benim burada işlem yapabilmem için, rahat işlem yapabilmem için esas ölçülerini bulmam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki, hadi bulalım. 9 pi eksi x. Sevgili arkadaşlar, 9 pi'nin esas ölçüsü nedir? 9 pi 2 kp olarak düşündüğünde 2 pi'nin tam katı olan 8 pi çıktın. Elinde ne kaldı? Pi. Yani burası ne oldu? Pi eksi x artı kosinüs 5 pi. 5 pi'den 2 pi'nin katı olan 4 pi çıktın. Ne kaldı elinde? Pi artı x bölü 17 pi bölü 2 sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorduk rasyonel geldiğinde de? 17 bölü paydada ne var? 2. 2 katı ne sevgili arkadaşlar? 4. 17'yi 4'e böldüğümde 4 kere 4 16. Kalan ne olacak? 1 olacak değil mi? Yani sinüs pi bölü 2 artı x olarak artı 7 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü görelim. 2 var. 2 katına bölüyorum 4. 1 kere genişlettim. Özür dilerim 4. Kalan da ne olacak? 3. Yani bu da kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x olarak karşımıza çıkacaktır. Güzel. Bütün ifadelerin esas ölçülerini yakaladık. Bizden bu işlemin sonucu istenmekte. Şimdi sevgili arkadaşlar hatırlayın. Geçenki ders konuşmuştuk. Şu adımları takip etmemiz lazımdı dönüşümleri gerçekleştirirken. Kaçıncı bölge olduğuna bak. O bölgede fonksiyonun işaretini tespit et. İsim değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu buna bak. Peki, hadi o adımları takip edelim. Px kaçıncı bölge? 2. İkinci bölgede sinüsün işaretine artı. İsim değiştirecek miyim? Hayır. 180'i kullandığım için isim değiştirmiyorum. Sinüs x olarak karşıma çıkıyor. Artı. Kosinüs pi artı x. Pi artı x kaçıncı bölge? Sevgili arkadaşlar. 3. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi. Peki isim değiştirecek miyim? Hayır. Eksi cos x bölü 90 artı x. İkinci bölgede sinüs sevgili arkadaşlar. Artı ama 90'ı kullandığımız için isim değiştirecek ve kosinüs x olarak karşımıza çıkacak. Artı kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x. Yani 270 eksi x'ten 3. bölge. 3. bölgede kosinüs eksi. Ve burada dikkat edin yine isim değiştirmek durumdayım arkadaşlar. Velhasıl dikkat ederseniz pay ve payda birbirinin eksilisi öyle değil mi? Yani ben şunu eksiyle çarparsam paydanın aynısı gelecek, sadeleşecek ve elimde sadece ne kalacak sevgili arkadaşlar? Eksi bir kalacak. Yanıtımız da Edirne olarak karşımıza çıkacaktır. Tamam. Burada hem esas ölçüyü göstermiş hem de sevgili arkadaşlar o dönüşümü nasıl yaptığımızı hatırlatmış olduk. Geçiyorum bu soruyu herhangi bir problem yoksa. Peki. Evet, buna bakalım canlar. Burada da arkadaşlar yine ne yapacağız? Dönüşüm uygulayacağız ama görüntü ifadeler birazcık karışık görünüyor. Öncül de bana bir şey söylemiş. Demiş ki ABC bir ABC üçgenin iç açıları. O zaman şöyle bir üçgen hayal etsek. ABC üçgeni. Malumdur ki şu iç açılar toplamı ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 180 derece. Yani A artı B artı C eşittir 180. Ne işimize yarayacak? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bir kere şurada içeride B artı C olması, iki tane bilinmeyen olması bir handikap. Ben bunu düzenlemem lazım. Nasıl? B artı C'yi burada yalnız bırakıp A'yı eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimde B artı C eşittir 180 eksi A olacak mı? Aynen. O zaman sinüs 180 eksi A artı sinüs A bölü eksi kosinüs 180 eksi A artı
kosinüs a ifadesine dönüşmüş olacak. Sonra bildiğimiz işlemler. 180 eksi a yine arkadaşlar ikinci bölge, ikinci bölgede sinüs artı isim değiştirmeyeceğim sin a. Artı sin a bölü eksimiz var. Buraya dikkat. Eksimiz var. 180 eksi a'da ikinci bölge olduğu için, ikinci bölgede de kosinüs eksi olduğu için bu eksi bu eksi ne yapacak? Artı. Ve 180'den dolayı isim değiştirmeyecek. Kos a artı kos a. Bu da sevgili arkadaşlar 2 sin a bölü 2 kos a olarak karşıma çıkıyor. İkiler gitti. Sin bölü kos da neydi güzel kardeşim? Tanjanttı. Dolayısıyla yanıtımız tanjant a olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar sorun çözümü burada bitti. Burada çözüm sona erdi. Ben ekstradan bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Sorularda karşınıza gelir diye. Mesela benim elimdeki fonksiyon şöyle olsa. Sinüs a eksi 180 bölü kosinüs a eksi 180. Arkadaşlar 180 eksi a olduğunda problem yok. Orada siz bölgeyi rahat bir şekilde tespit edebiliyorsunuz ama a eksi 180 olursa da burada bir terslik var. Ben buradaki işlemi nasıl gerçekleştireceğim diye bir kafa bulanabiliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim sinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarımız tek fonksiyonlardı. Ve bunlar eksi dışarıya ne yapıyorlardı? Kusuyorlardı değil mi? Sadece yutan neydi arkadaşlar? Kosinüstü ve çift fonksiyondu. Ve o zaman ben bu mantığı bakın soruda nasıl uyarlayacağım, uygulayacağım. Dikkat edin. Karıştırılabiliyor bu nokta. O yüzden açıklık getiriyorum. Dikkat. İçeride sinüs eksi parantezini alırsam 180 eksi a olacak mı? Evet. Peki yine burada kosinüs eksi parantezini alırsam 180 eksi a olacak mı arkadaşlar? Aynen. Peki sinüs tek fonksiyon olduğu için bu eksi ne yapacak? Dışarıya atacak. Yani eksi sinüs 180 eksi a'ya dönüşecek bölü kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksi yutacak ve kosinüs 180 eksi a'ya dönüşmüş olacak. Bakın istediğim formata bu şekilde dönüştürdüm. Bundan sonraki işlemler malumunuz arkadaşlar. Tekrar tekrar onu anlatmama gerek yok. Mesele bundan ibaret. Tamam mı? Neymiş demek ki? Mesela bir örnek daha verip geçeceğim diğer soruya. Mesela kosinüs ne diyor? X dar açı olmak üzere x eksi pi bölü 2 diyor. Şimdi şunu yorumlamak sıkıntılı. Ne yapacaksın hemen? İçeride eksi parantezi alacaksın. Eksi pi bölü 2 eksi x'e dönüşecek. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için yutacak ve kosinüs pi bölü 2 eksi x. Hop istediğin kıvamı getirmiş oluyorsun. Ondan sonra selamun aleyküm arkadaşlar. Direkt sonuca bağlayacaksınız. Tamam mı? Mesele bu. Bunu da bu şekilde halletmiş olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Şöyle birkaç tane de geometrik şekille alakalı soru çözelim arkadaşlar. Bütün konu başlıklarını verdikten sonra harmanlayarak yine bu geometrik şekillerle alakalı hatta yeni nesil tarzda sorular çözeceğim arkadaşlar. Rahat olun. Şu anda yine sadece geçenki ders çalıştığımız o konu başlıklarının örneklerini veriyorum pekiştirin diye. Şimdi trigonometri sorularında ne zaman böyle bir geometrik şekil işin içerisine girerse orada bir el frenini çekiyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Zorluğu yok. Bir şekilde ufak tefek bazı küçük geometrik bilgilerle rahat bir şekilde çözümü gerçekleştirebilirsiniz. Ki şimdi çözeceğim bu soruda öyle çok aman aman ciddi bir geometri bilgisine de ihtiyacınız yok. Görelim. Şu noktada ben size bilgiler vermiştim. Bir kenar uzunluğunun trigonometrik karşılığını bilin. ÖSYM bunu seviyor ve buradan soru geliyor. Tamam mı? Bunu nasıl yapacağımızı da konuşmuştuk. Şimdi bizden BC uzunluğu hakkında sonuç isteniyor. O zaman buraya x dedim. Peki DBC üçgenine baktığımda bir dik üçgen. Ben bu dik üçgene bakarak alfanın nesini biliyorum?
hangi kenarlarına hakimim? Karşı kenarını biliyorum. Bir de hipotenüsü biliyorum, değil mi? Heh, ilk önce buna odaklanıyorsun. Karşı, hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs sana neyi veriyordu? Sinüs alfayı. Demek ki ben burada sinüs alfayı yazacak olursam karşı bölü karşı bölü hipotenüsten ne olacaktır? 2 bölü x olacak mı? Ha, bunu yazdıktan sonra soru biter. Neden? Bizden x'i istiyor. X'i çektiğinde içler dışlar falan filan ne olacaktır? X 2 bölü sinüs alfa olacaktır arkadaşlar. Anlaşıldı? Ha, bunu şıklarda görebiliyor muyum? Cık. Düzenlerim, hiç problem değil. Bu 2 çarpı 1 bölü sin alfa demek değil mi kardeşim? 1 bölü sin alfa da neydi? Kosekant alfa. Yani x eşittir 2 kosekant alfa olarak ne olacaktır? Karşımıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Dediğim gibi geometrik şekil geldiği zaman hemen geri vites yapmak yok. El fren çekmek yok. Sen o soruyu çözebilecek durumdasın. Hemen bir tane daha gelsin. Hemen. Şöyle bir kare sorusu. ABCD kare, AC köşegen, CE'yi vermiş, AE'yi vermiş, alfa açımız var. Bizden tanjant alfa istiyor. Arkadaşlar, geometri sorularını çözerken şu adımları ilk önce göz önünde bulundurun. Daha doğrusu şu alternatif yolları. 1. Acaba ben bu alfa açısını bir dik üçgen içerisinde bulabilir miyim veya oluşturabilir miyim? Birinci düşüneceğin şey bu olacak. 2. Baktın olmuyor. Hemen ne yapacaksın? Acaba ben bu alfa açısını farklı iki açının toplamı ya da farkı olarak düşünebilir miyim? Cevabın evet, hemen toplam fark formülünden sonuca gideceksin. Onları da izah edeceğim. Ya da baktın olmuyor. Hiçbir şekilde sonuca gidemiyorsun. O sinüs ve kosinüs teoremleri var ya arkadaşlar. Onlardan herhangi biri size bu noktada ne olacaktır? Yardımcı olabilecektir. Bu üç durumu göz önünde bulundurarak sorunun çözümüne yaklaşın. Peki. Ben burada alfa açısını bir dik üçgen içerisinde çok rahat bir şekilde görebilirim. Nasıl? B'den, hatta bunu devam ettirebilirim. D'ye kadar getirebilirim ama gerek yok. Sonuçta AC köşegen ya. B'den de D'ye gelen bir köşegen çizdiğimde köşegenler birbirini dik keser kuralıyla burada bir diklik oluşturabiliyorum. Ve köşegenler birbirini ne yapar? Ortalar. O zaman AC uzunluğunun tamamı 10'sa yarısı 5'e 5 mi bölecek? Yani şu noktaya H dersem 3'e 5 mi olacak sevgili arkadaşlar? Aynen. Geometri, karenin özelliğinden dolayı BH uzunluğu da 5 olmayacak mı arkadaşlar? Aynen. Soru bitti, bakın gördünüz mü? Alfa açısı bizden tanjant alfa istiyor. Karşı bölü komşu tanjant alfa eşittir 5 bölü 3. Nokta net. Bu kadar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İlk durumda neye bakacaksın? Acaba ben bu alfa açısını bir dik üçgen içerisinde görebilir miyim? Buna bakacağım. Görüyorsam alülala. Görmüyorsam BC planları hemen devreye girecektir sevgili arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Kafamıza takılan? Hala. Çok iyi gidiyoruz. Güzel. Bir tane daha gelsin o zaman. Şöyle bir soru inceleyelim bakalım arkadaşlar. Dikdörtgen EB eşittir 3AE demiş. AB eşittir 2BC. Tamam. X açısını görebiliyoruz. Bizden sinüs X istiyor. Evet. İlk önce bu kenarları bir oran, özür dilerim, bu kenarların bir oranlarını yakalasak mı? Şurada adam bize iki tane eşitlik vermiş, değil mi? Mesela AE'ye K dersek EB otomatikman ne olacak? 3K. Neresi AE? Burası. EB neresi? Burası. Güzel. Yazdık. Bir tane daha var. Burada da BC'ye M desek AB ne olacak? 2M. Yani şurası 2M mi? Karşısına yazalım. Çok iyi gidiyoruz. Burada sevgili arkadaşlar 2M neye eşit oluyor? 4K'ya. 2M eşittir 4K dersem her iki tarafı 2'ye böldüğümde M ne olacak kardeşim? 2K. M eşittir 2K. Çok güzel. Harika. Fevkalade. Eşittir 2K. Şu anda daha ne geometri ne de trigonometri. Sadece oran orantı bilgimi konuşturuyorum. Buraya kadar getirdik. Güzel. Bundan sonra bizden sinüs x isteniyor sevgili arkadaşlar.
Sinüs x'i ben nasıl yakalayabilirim? İki tercihim var. Birincisi şu. Şu x'i parçalayacak şekilde şöyle e'den yukarıya doğru bir dik götürsem. 90. Bu tarafı da ne olacak? X eksi 90 olacak değil mi? He. Oradan ben hemen sinüsün toplam fark formülünden sonuca gidebilirim. Ama daha bilmiyorum ben onu. O aşamaya gelmedim. O zaman B planına geçiyorum. Amaç ne? X'i bir dik üçgen içerisinde görmeye çalışmak. Pekala. Ben şu mesafeye yani CEB açısına 180 eksi x diyebilir miyim güzel kardeşim? Değil mi? O yayın tamam 180 sonra 180 eksi x kalıyor. Tamam. Ben bu sinüs 180 eksi x'i yazabilirim. Peki. Hemen şöyle bir kalem değiştirelim. Şurada birazcık konuşalım. Arkadaşlar en son aşamada bu k'lardan m'lerden sonra oranları yakaladınız ya. Artık şu k'ları devreye sokmayın. Silin. Bunlarla bir işiniz yok. Çünkü siz bir oran yakalayacağınız için onlar her türlü sadeleşecektir. Uzun uzun işlemlerde onları kullanmanıza gerek yoktur. Direkt 2 ve 3 odaklan. Bana EC uzunluğu lazım. Yani hipotenüs uzunluğu lazım. O da ne olur? 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 yani 13. Bir de kök içerisine almam gerekecek. Karekök 13. Pisagor'dan bulduk mu hipotenüsü de? Bulduk. Peki o zaman sinüs 180 eksi x'in karşılığı ne olacak? Karşı bölü hipotenüs. Peki. Burası gerçekten bana sin x'i veriyor mu göreyim. 180 eksi x ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs pozitif isim değiştirmeyeceğim. Sin x eşittir. 2 bölü kök 13'ü elde edeceğim. Yani cevabım Adana olacak. Bu şıklarda olmayacaktır sınavda arkadaşlar. Çünkü payda da köklü ifade olmaz. Onu tekrar eşleniyle genişleterek doğru cevaba ulaşabilirdiniz. Anlaşıldı mı? Peki. Burayı da hallettik. Son sorumuz sıralama sorusu arkadaşlar. Geçenki dersin sonlarına doğru sıralamayla alakalı da konuşmuştuk. Bunu da çözeceğiz. Haftaya inşallah teoremler, ters fonksiyon, ters trigonometrik fonksiyonlar, toplam fark formülleri falan filan onları inşallah konuşacağız sizlerle. Şimdi sıralama ile alakalı şu notları düşmüştük arkadaşlar. Demiştik ki açılarınızı birinci bölgeye taşıyın. Orada olsun. Neden? Çünkü hangi bölgede hangi fonksiyonun artan azalan olduğunu kestirmeniz zordur. Ama birinci bölgede sinüsün ve tanjantın artan, kosinüsün ve kotanjantın azalan olduğunu bildiğimiz için buna göre işlem yapmamız daha pratik olacaktır demiştik. O zaman kocaman açılar bunlar bir küçülsün. A diyelim eşittir. Tanjant 228 yine tanjant olarak kalsın. Tanjant olarak kalması için benim 228'i 180'e tamamlamam lazım. 180 çıkarttığınız zaman 228'den ne olacak? Tanjant 48 olacak. Peki kaçıncı bölge sevgili arkadaşlar bu? 3. Üçüncü bölgede tanjantın işaretini artı. Güzel. Problem yok. B'ye bakıyorum. Kotanjant 223. Yine üçüncü bölge olduğu için pozitif ama ben bunu tanjant yapmak isterim. Bu sefer 270'e tamamlayacağım. 223'ü 270'e tamamlamamız için bize ne lazım? 47 mi? Tanjant 47. Güzel. C'ye bakıyorum. Kaçıncı bölge? Yine üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsün işareti ne sevgili arkadaşlar? Eksi. Yine sinüs olarak kalsın. Sinüs olarak kalmasını istediğim için 180'e tamamlıyorum. 214 eksi 180. 34 mi yapacak o da? Güzel. D'ye bakalım. Kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede yine kosinüs eksi. Fakat ben kosinüsü sinüs yapmak isterim. İsim değiştirmesini istediğim için bunu ne yapacağım? 270'e tamamlayacağım. 217, 270'e tamamlarsam ne olacak? 53 mi yapıyor? 53. Güzel. Çok güzel oldu bence. Artık çok rahat bir şekilde sıralayabilirim. Bir kere AB değil mi? Pozitif olduğu için ve zaten tanjant olduğu için 45'ten büyük. Ne olacaktır? C ve D'den büyük. Tanjant artan fonksiyon olduğu için birinci bölgede ne olacak? A büyüktür, B olacak. Güzel. C ve D'ye bakalım arkadaşlar. Bunların negatif olmasına dikkat edin. Görme ilk etapta negatif olduğunu. Artan fonksiyon dolayısıyla 53 34'ten daha büyük olacağı için D büyüktür, C olacaktır.
Ama negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. D küçüktür C olacak. Doğru mu? Güzel. Hepsini birleştir. A büyük, B büyük, C büyük, D. Cevabımız sevgili arkadaşlar. Ne oluyor? Buna uyan Adana oluyor. Tamam. Sıralamayı da bu şekilde arkadaşlar değerlendirmiş oluyoruz. Güzel. Sizler de arkadaşlar bol bol soru çözmeye devam, denemelere yüklenmeye devam. Biz size bu şekilde arkadaşlar takviye yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Lütfen sizler de kalan şu bir ay, belki bir aydan da az mı kaldı değil mi aşağı yukarı arkadaşlar? Elinizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışın. Allah'ın izniyle bu işi bitirin. İnşallah önümüzdeki hafta trigonometri konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Hayırlı günler arkadaşlar.